Hamur ablamızdan herkese merhabalar çocuklar. Bugün Hamur ablamızla birlikte bu setle oyun hamurundan muhteşem nefis yemekler yapmaya hazır mısınız çocuklar? Hadi başlayalım mı? Hadi başlayalım. Öncelikle çocuklar setini size tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tane tavam var. Kapağı da var çok güzel bir şekilde. Tencerem var. Çok tatlı pembe renkte bir de tencerem var çocuklar. Evet, tabaklarımı görüyorsunuz. Ve kepçem, çatalım, bıçağım. Her şeyim var gördüğünüz gibi çocuklar. Kenarda lavabom da var. Evet, çok güzel ve ocağım çocuklar görüyorsunuz. İki tane gözü olan ocağım var. Şöyle bir göstermek istiyorum setimizi çocuklar yakından sizlere. Çok şirin bir set gerçekten. Ve hemen birlikte yemek yapmaya başlayalım çocuklar. Evet çocuklar, ilk yemek olarak ben yaprak sarması yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Genelde bütün çocuklar sever yaprak sarmasını. Evet, yeşil renkli bir oyun hamuru aldım. Üçgen renkte kestim. İçine de evet, içine uygun turuncu renkte bir hamur koymak istedim. Evet, şimdi güzelce yaprak sarmamızı sarıyorum. Bence muhteşem görünüyor. Evet, şimdi bir tane daha yine yeşil renkte oyun hamurumu üçgen şekilde kestim. Evet, turuncu renkte şimdi bir hamur alıp tam ortasına koyuyorum. Kenarlarını kapatıyorum ve sarıyorum çocuklar. İkinci yaprak sarmam da hazır. Nefis görünüyor. Ve bir tane daha yapmak istiyorum çocuklar. Evet, şöyle yine içine turuncu renkli bir oyun hamuru koyuyorum. Kenarlarını kapatıyorum. Ve sarıyorum çocuklar. Evet, ilk yemeğimiz yaprak sarması çocuklar. Bence nefis oldular. Hemen tavamızın içine yemeklerimizi, sarmalarımızı yerleştirmek istiyorum. Ve ocağımıza koymaya hazır artık yaprak sarmalarımız. Nefis görünüyorlar gerçekten. Kapağımızı kapattım. Ve ocağımıza aldım çocuklar. Hemen ocağımızın altında açıyorum. Evet, yaprak sarmalarımız pişiyor çocuklar gördüğünüz gibi. Sıra geldi artık İkinci yemeğimize. Kapağımızı da kapattık ve ikinci yemeğimize devam ediyoruz çocuklar. Tenceremizi alalım. Bu sefer hangi yemek yapsak çocuklar? Ben bezelye yapmaya karar verdim. Ne dersiniz? İkinci yemeğimiz de bezelye yemeği olsun. Sebze yemeği, hem faydalı bir yemek. Evet, şimdi bezelye yapmaya hazırlanalım bakalım. Yeşil renkte bir oyun hamuru alıyorum çocuklar. Evet, şimdi minik minik bezelyeler yapmaya başlayalım. Güzelce yuvarlıyorum ve tenceremizin içine atıyorum çocuklar. Evet. Evet, bezelyelerimizi yapmaya devam ediyorum çocuklar. Evet çocuklar, bezelyelerim bitti. Evet, gördüğünüz gibi şimdi havuçla devam ediyorum çocuklar. Minik minik havuçlarımızı doğrayalım. Turuncu renkte kare kare küp şeklinde havuçlarımızı doğruyorum şu anda çocuklar. Evet, şimdi havuçlarımızla bezelyelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Ve havuç doğramaya devam ediyorum çocuklar. Havuçlarımız bitti. Bence muhteşem görünüyorlar. Sizce? Evet çocuklar, şimdi sıra geldi patateslerimizi doğramaya. Evet, gördüğünüz gibi patateslerimizi de doğradım. İçine güzelce karıştırdım. Evet, çok güzel bir yemek olacak gerçekten. Sebze yemeğimiz bitti çocuklar. Havuç, patates ve bezelyeden oluşan yemeğimizin kapağını kapatıyoruz. Ve şimdi sıra geldi pişirmeye çocuklar. Evet, ocağımızı da açtım. Ben biraz yoruldum çocuklar. Şimdi bir bitki çayı içmek istiyorum. Hemen kendime güzel bir
çay hazırlamak istiyorum. Şöyle bir ilk önce yemeğimi karıştırayım. Evet, şöyle kapaklarını açalım bakalım. Yemeklerimiz pişmiş mi? Evet, yemeklerimiz pişmiş mi diye bakmak istedim çocuklar. Nefis oldu yemeklerim gerçekten. Bir de yaprak sarmalarımıza bakmak istiyorum. Evet, yaprak sarmalarımız pişmiş ve nefis görünüyor gerçekten. Evet, şimdi kapağını kapatalım. Ve artık bir yorgunluk çayı içmek istiyorum. Bitki çayı içmek istiyorum. Çok yoruldum çocuklar. Şimdi sıra geldi. Yorgun olduğum için bitki çayımı içmeye ve yemeklerimiz de pişti. Bir yandan da servis etmek istiyorum. Evet, tabaklarımızı şöyle almak istiyorum çocuklar. Bezelyemizi ve yaprak sarmamızı servise hazırlamaya geldi sıra. İlk önce yaprak sarmalarımızı almak istiyorum. Evet, yaprak sarmalarımız artık servise hazır. Ve ikinci olarak bezelye yemeğimiz servise hazır çocuklar. Pişmiş ve nefis görünüyor gerçekten. Şimdi güzelce tabağımıza yerleştiriyorum bezelye yemeğimizi. Evet çocuklar, yemeklerimizi pişirdim. Bence ikisi de nefis görünüyor. Siz de bu şekilde oyun hamurundan nefis yemekler yapabilirsiniz çocuklar. Hamur ablanızdan şimdilik bu kadar çocuklar. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın, olur mu? Hoşça kalın.